Ha, su var mıydı arabada diyecektim. Avukat bey. Buyurun savcım. Sen suyunu iç bence. Her şey ortaya çıktığına göre birbirinizi tanımıyormuş gibi yapmanıza gerek kalmadı. Tolga'nın bir suçu yok. Yani o bana sadece iyilik olsun diye yaptı. Ben onu sıkıştırdım. Bir de şey, davaya destek atmıştı ben. Öyle mi? Sağ ol. Elimden geleni yaptım Ilgaz abi. Bir dakika. Ne oluyor ya? Hani Nutuk? Nutuk çekmeyecek misin sen şimdi bize? Savcım sanırım her şeyi anlatmadınız. Kısmen. Hadi sağ ol. Hemen geleceğim, sakın bir ardım. Bir dakika. Ne oluyor? Benim bilmediğim ne dönüyor aranızı öğrenebilir miyim? Şöyle ki, Tolga'yı ben çok eskiden beri tanıyorum. Küçüklüğünden. Babası vurulmuştu. Bir arazi meselesi yüzünden. Kardeş katletmişti. Duruşma savcısıydım. O zamandan beri de yani gerekli oldukça ona biraz abilik yaptığım doğrudur. Ha, ona kıyamadığından bana kızgın değilsin yani. Hayır, peşine takılmasına ben sevim. Şansıma da karşısındaki avukatlık şirketinde stajdaydı. Biraz destek atıp sana gözüne girmesini istedim. Nasıl yani? Neden? Çünkü senin anında bu yola başvurup gölge avukatlık yapacağını ve Mehmet Can'ı bırakamayacağını biliyordum canım. Sayın savcım, bir durur musunuz? Sanırım açıklama bu kadar değil. Oyun oynamak da sizin tek elinizde değil ya avukat hanım. Ben de hakkımı kullandım. Attığım her adımı sana anlattı değil mi? Ne düşündüğümü falan. Evet. Böylelikle sınırları zorlayıp zorlamadığını, müdahale edip etmemem gerektiğini bildim hep. Ne yaptıysam karımı korumak için. Şuna bak ya. Bıldırıcına bak. Resmen ajanlık yapmış. Beni tufaya düşürmüşsünüz. İnanamıyorum. Hala şoktayım. Sen ve oyun oynamak. Hiçbir şekilde suç unsuru teşkil etmeyen sıfır hatalı bir durum. Sen kendine kukla bir avukat tuttun. Ben de bilgileri sana değil ona verdim. Her şey yolunda yani. Kuralların içinde kuralsızın kitabını yazdım diyorsun. Bravo, sana gerçekten şapka çıkartıyorum. Yine de bir avukata, gerçekten bir avukata işi teslim edip el çekmeni dilerdim. Ah be sayın savcım, ben neler diliyorum bir bilsen. Neyse, en azından büyük Nutuk'tan kurtuldum. Hatta oyuna getirildiğim için Nutuk çekme sırası bana geçti. Ceylin. Ay tamam, sustum. Sustum, ne yapayım? Can çıkıyor, huyu çıkmıyor işte. Hem değişmek için elimden geleni yapıyorum. Daha güzel özlü sözler bul lütfen. Mesela can çıkmasın, huy da çıkmasın. Tamam, ben seni böylece kabul ediyorum. Böylece benimsin, tamam mı? Sen de benim. Ayrıca koruma kalkanı için teşekkür ederim. Anneciğim sakın korkma, tamam mı? Sana bir şeyler soracaklar. Sen ne biliyorsan onlara anlatacaksın. Siz şimdi evleniyor musunuz, evlenmiyor musunuz? Oğlum bir şey söyle Rıdvan, memur adamım ben. Maaşım belli. Altın alacağım ona göre. Sonra pat diye ben evleniyorum diye karşıma çıkma. Vallahi hiçbir şey almam ha. Komiserim, daha ailelerimiz falan tanışacak. Yani öyle değil mi? Yani inşallah komiserim. Bekliyoruz. Oo. Senin daha yol uzun Rıdvan. Başlıyoruz canlar. Ne haber Ceylin? Nasılsın? Merhaba. İyi misin? İyiyim. Savcım, hastane yatan Çiğdem'in ifadesi alınıyor daha. Gönderecekler oy. Tamam, pedagog, çocuk savcısı, avukatı da varsa Samet'i alalım, beklemesin burada çocuk. Yok savcım, çocuk savcısı yarım saat önce gelirim dedi. Ceylin'le başlayalım o zaman. Sayın savcım, ilk eşiniz hanımla mı başlayacaksınız? Bir şey mi dediniz? İfadeye ilk karınızı mı alacaksınız dedim. Evet, ilk Ceylin hanımla başlayacağız. Neye göre? Biz daha önce geldik. Kafama göre. Bir itirazınız mı var? Siz bekleyin, en son sizi alacağım. Ceylin. Resmen kayırıyor. Ah canım, adliye koridorları nelere şahitlik ediyorsun sen?